Ah Dani, vah Dani, sen ne yapacaksın? Ay bilemiyorum. Güzin ablayı olmak istiyorum artık yani bir süre. Böyle onun bunun derdiyle oturayım burada Güzin abla gibi. Ben de yanına geleyim. Beni de yardımcı al. Şuraya gidip oturalım. Yani vallahi, bak, ne bir de bunlar Melislerimizi alacağız. 7 kişi bunlar. 8 olacak ya. Belki harbiden iyi biri gelir. Ay inşallah. Yeter artık. Bu sefer ne olur bir şey deme. Bak dedin. Ne gibi? Elektrik aldım hoşuma dedin yok, ya. Yok bu sefer demeyeceğim. Deme. Yok. O zaman daha değerli oluyor. Evet, tamam. Tamam öyle. Annem bana yaptığını gördün mü? Görmedim. Ne yaptı? Az önce geldi yüzüme bile bakma. Aa. Buraya mı geldi Erdem? Niye geldi ki? Aa niye gelmiş? Cevda'ya laf sokmaya. Yüzüne bakmamaya mı gelmiş? Yüzüme bile bakmadı. Cevda'ya ne yapmış? Laf sokmaya gelmiş. Cevda'ya laf sokmaya gelmiş. Ne alaka? Erdem'e mi kalmış? Erdem. Gerçekten geldi gitti bize selam vermedi mi? Benim yüzüme bakmadı ya. Değil de Erdem. Ne oldu anlamadım. Melis bence. Çok nazlı havuru tükendi. Çok şey yaptı. Ben ne yaptım ya? Çok gergit oldu. Mehtap yüzüme bile bakmadı diyorum ya. Ben kalktım gittim onu öpmeye. Barışmamız için geldi sandım. Elinde de hediye gibi bir şey vardı. Dün sen o yazıyı yazarken ben gerçekten ayrılmak istediğini düşündüğünü yazaraktan falan diye düşünüyordum. Yazdığın şeyler beni çok etkiledi. Evet çok güzel yazmışsın. Evet işte. Yani yazdığın mektup ama şey dedi güzel. Ya ben senin hep yanındayım dedi. Geldi Burçak yüzüme bile bakmadan gitti. Görmeniz gerekiyordu. Biz görmedik ama işte. Biz de tam erkeği etkilemenin yollarını konuşuyorduk. Ya bu eski mevzular açılınca ne bileyim kanına mı dokundu acaba? Ya olanlar. Onun kolunda eski sevgilisinin dövmesi var ya. Benim vücudumda değil. Ben eski sevgilimi taşımıyorum vücudumda. O taşıyor. Ne ya benim o kadar çok ağrıma gidiyor ki. Ben de yanımda çocuğumu taşıyorum. Bak buraya çocuğumla geldim. O senin çocuğun. O senden bir parça. Böyle bir şey düşün. Yani geçmişin o senden insanların bir parça bebeğim. Etkisi. Sen çok güzel bir şey. Çocuğunla bir değil ki. Bir şey söyleyeceğim. Belki onlar aşıkken de böyle şeyler yaşanıyordu. Niye böyle yaklaşıyorsun olaya? Çocuğunla bir tutma lütfen. Tabii ki tutma. Hayır yaşanmışlıklardan bahsediyorum. Yaşanmışlıkların sonunda olanlardan bahsediyorum. Tabii ki bir tutmuyorum onunla. Senin çocuğunu lütfen belki katma. O kadar değerliydi. Yok ya ben de şey yapmazdım ya. Kalsalardı. Hayır. Hayır. Bunun çocukla bir tutma. Bu çok farklı bir şey. Ya kızın adının burada olmaması lazım yani net. Kızın adının olmaması. Ben Erdem yazıyordu. Hatta o zaman kendisi. De Erdem tarafından okusak da öbür taraftan okumasak. Sen adama hiç arkadan bakmasan hep önden baksan. Olmaz mı? Yani çok geldi ben o. Kalktım onu öpmek için. Yüzüme bile bakmadı ya. Öpmedi mi? Öpmedi beni. Normalde Erdem'le Melis kavga ettiğinde Erdem haksız bile, haklı bile olsa Melis'in gönlünü almaya çalışıyordu. Evet. Ben bunu hatırlıyorum artık kesinlikle. Artık Erdem'de bir şey var farkında mısın? Erdem bir uzaklaştı Melis'ten. Bu son kavgada. Ben bunu fark ettim. Bir şey var yani. Bence sen sürekli burayı hatırlatarak eskileri açıyorsun. O da bunu hatırlıyor, özlüyor ya da üzülüyor. Özlüyor mu acaba? Mehmet? Bence özlüyordur. Sürekli bir şeyi önüne koyarsan hatırlayacak, güzel anıları falan hatırlayacak. Sürekli göz önüne getiriyorsun, hatırlıyorsun. Eşeğin aklına karpuz düşürmek gibi bir şey bu yani. Özlüyor olabilir mi? Bilmiyorum ya, ama her şey bitmişse olabilir. Niye özlüyor olsun ki? İzleri ama bu var konuda hala. Neden bu kadar sert? Gerçi onun için neden bittiğini de bilmiyoruz. Onun da bir büyük bir şeyi var. Peki Burçak sana bir önemi. Şey söyleyeceğim. Sen düşün. Hepimiz yaptırabilirdik tamam. Yaptırdık diyelim. Neden 3 sene geçmesine rağmen sen bu dövmeyi sildirmedin? Ama 3 sene boyunca birisini sevmediyse buna ihtiyaç duymamıştır. Sen beni de mi sevmedin? Biz aylardır i̇şte, birlikteyiz. Sen konusunda haklısın. Sen konusunda ama eğer bu yol evliliğe giderse ve siz bir evlilik tarihi alırsanız eminim sildirecektir. Tarihi almaya senin gerek yok. Senin söylemene bile gerek yok. Aldın, almaya bence gerek de tarihi almaya gerek yok. Bu ciddi bir ilişki yaşıyorlar ve bu ciddi ilişki sürecinde böyle bir şey. Ben var ya böyle bir şey olacak. Lazım. Allah var yukarıda. Böyle bir şey olacak. Ben göreceğim kolunda böyle ben bir dövme. Ben niye böyle düşünmüyorum sizin var ya, ya kesinlikle sen istemem de ya. Ben ne dedim? Ben ayakkabısının yanında başka kızın ayakkabısını görünce kıskandım diyorum değil mi? Hani bırak ay, vücudundaki dövmeyi. Sen de tam haklıyım yani olmasın. Değil mi hocam? Ben bence haklısın bu konuda. Bir de adam geldi yüzüme bakmadı az önce. Melis bir şey söyleyeceğim. Ayrılsan da onsuz yapamayacaksın. O zaman ne olacak? Hayır, ben oturup onsuz yapamıyorum ama böyle de yapamıyorum. Ben ne olacak? Hep böyle gidecekler mi olacak? Belki senin onsuz yapamayacağını öğrendiği için birazcık benim şey mi yapıyor? Benim şu anda ona zaafım olduğunu anladığı için bana böyle davranıyor. Evet, sevginden emin birazcık, olduğu evet. Olabilir. Evet, sevginden emin olduğu için. Erkeklerde biraz geri çekilme olayı olur kesinlikle böyle durumlarda. Kesinlikle beni cepte gördüğü ve, için. Yani. Benimki beni cepte bile görmüyor, hiçbir şey gene aynı. Eski ilişkin mi?
hala içimde bir şeyler var mı? Giderdim, elinden tutardım. Ne bileyim, karşısına dikilirdim. En azından ben orada barışmayı dilerdim. Burada da kimsenin umutlarıyla oynamazdı. Aynen. Melis de aynı şeyi söylemedi mi? Buraya gelip de Melis'e de aynısını söyledim. Yok, Melis o söyledi aynı şeyi. Dedi ki ben eski sevgilimi evet çok seviyordum, artık sevmiyorum. Sana da hani sen de onu aynı şekilde, aa ben de sana inanmıyorum yani, kusura bakma. Demedin. Dedin mi? Demedin. Dedim galiba. Sonradan dedim. Ya kardeşim ne dediğimi hatırlamıyorum bile. Kafam sonradan dedim. Ben burada otururken ben böyle bir şey konuştum. Ve hani sen dedin ki eskiden konuşuyorsun. Ondan sonra bana yüklendi falan, ben onu sevmiyordum da falan. Kendi eski ilişkisine girdi. Ben söyledim. Benim işte eskini geçmişimi kurcalama diye ayağa kalktı. Sen ne yapıyorsun? Hala o kıza karşı bir şeyler hissettiğini düşünüyor. O yüzden bunları yapıyor. Ve ama o da böyle davranınca bunu tasdikliyormuş gibi düşünüyor. Aynen öyle. Ve kıskançlık duygusu devreye girdi Melis'te. Ve bunu sevmiyor. Melis kıskanç olduğunu kabul etmeyi istemiyor. Evet. Sorun bu aslında. Ben nasıl kıskanıyorum'a geliyor mevzu. Ben kıskanç biri değildim. Nasıl oldum diyor. Melis. Evet. Çünkü bir şeyi emre ediyorum. Erdem'e alışmaya başladı. Tabii. Her gün görüşüyoruz ya. Şimdi biz daha çok iyi tarafından konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü zaten kötü tarafını sürekli gösteren bir Mehtap var. Bu zaten onu sinirlendiriyor. Hani biz de biraz iyi taraflarını gösterelim ki mutsuz olmasın daha fazla. İyice bitmesin yani kız. Tabii o da farkında da şu an kızgınlıktan hala Erdem'in onu sevdiğinin farkında değil. Aslında Erdem bilerek yapıyor bu, takmıyormuş gibi görünmeleri. Strateji yapıyor. Sen yeter ki sen kısmetse olur.